Şarkıcı Zeynep Bastık, aynı zamanda menajeri olan Tolga Akış ile geçtiğimiz yıl nikah masasına oturmuştu. Mutlulukları uzun sürmeyen ünlü çift, tek celsede anlaşmalı olarak boşanmıştı. Şimdilerde birlikte çalışmaya devam eden ikiliden Zeynep Bastık, Akış ile neden boşandıklarını açıkladı. Bastık, kimse boşanmak için evlenmiyor ama biz eş olma durumunu beceremedik. Birbirimizi yıpratmadan bu işin yürümediğini gördük ve ayrılık kararı aldık. Hala görüşüyor, çalışıyoruz ama eş ve sevgili olma durumu bizim için bitti. Eş olma durumunu sürdürmek zorunda olmadığımızın farkına vardık, ifadelerini kullandı. Bu arada kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayın. Yorumlarınızı da bekliyoruz. MasterChef yarışmasının geçtiğimiz sezon öne çıkan isimlerinden Sergen Tekirdağ'da açtığı köfteciyi kapattı. Ortakları tarafından sözleşmenin değişmesiyle şoke olan MasterChef Sergen, iş yaparken yeni sözleşmeyi imzalattılar, ben de okumadım, imzaladım, bu benim aptallığım, dedi. Darcanlar isimli şirketle sözleşme yapan Sergen Özen, Kemal Darcan ve Zafer Darcan tarafından sözleşmenin değiştirildiğini, kendisinin de okumadan imzaladığından bahsetti. Sergen Özen sosyal medya üzerinden yaşadıklarını böyle anlattı. Herkese merhaba. Bildiğiniz gibi köfteciyi kapattım. 3 aydır, yaklaşık 3 aydır açık olan köfteciyi kapatmak zorunda kaldım. Ben okumadan imzaladım sözleşmeyi. Bu benim aptallığım oldu. Sonra durumu fark ettim ben sonradan. Oraya da gitmeyin, benim ismimi kullanıyorlar. Düzeleceğiz inşallah, bakalım. Hepinizi çok seviyorum. Hadise ile Mehmet Dinçerler evliliğinde yeni bir gelişme yaşandı. Ünlü şarkıcı, eşinden psikolojik baskı gördüğünü iddia etmiş ve bu iddia, boşanma dilekçesinde yer bulmuştu. Kamuoyunda yer alan iddialardan bir diğeri ise Mehmet Dinçerler'in annesinin, gelini Hadise'yi istemediği yönündeydi. Boşanma davası süreci devam ederken devreye anneler girdi. Gülnihal Açıkgöz, boşanma aşamasında olan kızına destek vermek için Belçika'dan Türkiye'ye gelecek. Ünlü şarkıcının annesi, iddiaların odağındaki bir diğer isim olan Nezih Dinçerler ile de görüşecek. Çağla Şikel, oğulları Kuzey ve Uzay'la kamera karşısına geçti. Çağla Şikel, yüzü olduğu bir online eğitim platformunun ikinci reklamında çocuklarının gerçek yaşantısı yansıtıldı. Şikel, yeni okula dönüş kampanyası gerçekten de kendi yaşantımızı yansıttığımız bir reklam filmi oldu. Kuzey ve Uzay'ın evi dağıttıkları sahne en çok keyif aldığımız sahneydi. Çağla Şikel, yoğun çalışan bir anne olarak vaktimin neredeyse tamamını oğullarımın hem eğitim hem de özel hayatlarına ayırmaya özen gösteriyorum, dedi. Son zamanlarda Tolga Akış'la sürekli aşk dedikoduları çıkan Çağla Şikel, sürekli görüştükleri bir arkadaş grupları olduğunu ve çıkan tüm iddialara rağmen Tolga Akış'la aralarında bir ilişki olmadığını söyledi. Podyumlarda rüzgar gibi esen Şikel, 50 yaşına gelsem de podyuma çıkacağım açıklamasıyla da mesleğine duyduğu aşkı dile getirdi. Bir yaş sınırlaması olduğunu düşünmüyorum, farkındaysanız 25 seneye geldim ve hala jübile falan düşünmüyorum. Bana deseler ki ben 50 yaşında Çağla hala fizin çok güzel yürür müsün? Seve seve yürürüm, aynı heyecanla yürürüm. Bu mesleğime duyduğum gerçekten çok büyük aşkı aslında ifade ediyor diyebiliriz. Son şarkısı, Güzelim ile dikkat çeken genç popçu Ece Seçkin, dün akşam bir markanın gecesinde sahne aldı. Seçkin'e doğum günü için sahnede özel sürpriz yapıldı. Şarkıcı, sürpriz yapan ekibine sahnede tek tek sarılıp teşekkür etti. Duygusal anlar yaşayan Seçkin, konser sonrası pastasıyla poz verdi.